Merhaba BBN Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Seda Akbay. Yeni bir günde yine sıcak gündem konularıyla sizlerle birlikteyiz sayın seyirciler. Dünyanın gözü tam anlamıyla Belarus'ta. Çünkü Rusya ile Ukrayna arasında yine heyetler bir araya gelecek. Saat 15'te bu toplantının yapılacağı açıklanmıştı. Fakat herhangi bir haber yok şu anda. Tabii bütün bu yaşananlar insani boyutu bir yana ekonomide de hayatı etkiliyor açıkçası. Hepimizin hayatını etkiliyor. Fakat tabii ki en önemlisi bu çatışma ortamının bir an önce son bulması. Bakalım bugünkü görüşmeden bir ateşkes çıkacak mı? Herkes tabii bunu bekliyor. Böyle bir ateşkes haberinin alınmasını bekliyor. Fakat Rus askerleri Kiev'de çok önemli yerlerden bomba sesleri duyuluyor ve maalesef bir insani kriz yaşanıyor. Akın akın Ukrayna vatandaşları ülkelerini terk ediyorlar. Çok önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Şimdi Rusya'ya da bir yandan yaptırımlar ağırlaşıyor. Çok ağır ekonomik yaptırımlar getirildi. Hatırlayacaksınız bankalar arası işlemler durdu. Finans sisteminden neredeyse izole edildi diyebiliriz Rusya ve büyük şirketler de Rusya'dan çekiliyor. Şimdi genel gündem başlıklarımızı sizlerle paylaşalım. Daha sonra değerlendirmeler yapacağız. Rusya'yı konuşacağız. Bu arada bugün enflasyon rakamları açıklandı. Şubat enflasyonuna ilişkin ayrıntıları da değerlendireceğiz. Ve beklenen oldu sayın seyirciler, enflasyon %50'nin üzerinde çıktı. Üretici fiyatları da %100'ün üzerinde, orada da korkulan oldu diyebiliriz. 3 haneyi görmüş bulunuyoruz üretici fiyatlarında. Şubat'ta aylık bazda %4,81, yıllık bazda ise %54,44 geldi enflasyon. Ayrıntıları konuşacağız. Tabii ki gözler Ukrayna sınırında, Belarus sınırında. Bütün bu gelişmeler, dünyanın takip ettiği gelişmeler, iki taraf arasındaki görüşme mutabakatla sonuçlanacak mı? Bu merak ediliyor. Evet, herkes Putin'in ağzından çıkana bakıyor açıkçası. Çünkü Rus askerleri Kiev'de. Dev şirketler Rusya'dan çekiliyor demiştik. Özellikle teknoloji alanında Apple, hatırlayacaksınız, Rusya'daki bütün ürün satışlarını durdurduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte sıcak bir gelişme, Binance, uluslararası kripto para borsası, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformlarını kullanamayacağını açıkladı. Bu arada enerji boyutunda da BP'nin ardından Shell ve Exxon Mobil hissedarların yanı sıra hükümetler ve halktan gelen baskıların ardından Rusya'ya yapılan yaptırımlarını devam ettiriyorlar. Yani yatırımlarını kesiyorlar. Bu da önemli bir haberdi. Şimdi dev şirketler Rusya'dan çekiliyor dedik. Bu arada Dünya Bankası da bir yaptırım kararı aldı. Gelişen piyasalar endeksinden Rusya çıkarıldı. Bütün bunlar nasıl yankılanıyor konuşacağız. Şimdi hemen şöyle bir piyasaları da size hatırlatmak istiyorum. Borsa İstanbul'da bir toparlanma var. %2'nin üzerinde görüyoruz İstanbul. Borsa İstanbul 100 endeksini 2033 puanda. Dolar TL 14'ün üzerinde. Euro TL de 15'in üzerinde. Bu arada petrol fiyatlarını çok yakından takip ediyoruz. Orada 117 doları görmüştü dün. Petrolde yükseliş. Bugün 111 dolarda ve sayın seyirciler tekrar bir zam gelir mi? Endişeyle bunu bekliyoruz. Benzine ve motorine zam bekleniyor. Henüz bir açıklama yok ama 53 kuruş benzinde, motorinde de 1.33 liralık bir zam. Acaba benzinin litresi 18 lirayı görecek mi bu zamlardan sonra? Bu tabii ki maliyetleri de yansıyor. Bütün bunlar böylelikle takip ediliyor. Altında da bir yükseliş var. Orayı da izliyoruz. Şimdi bütün bu yaşananlar ne anlama geliyor? Nereye gidiyoruz? Bunların hepsini konuşacağız. Ekonomist doçent doktor Cüneyt Dirican hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin herkese. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı da bizimle olacaktı. Bugün sizi böyle ekürü yapmıştık ama Hakan Bey'e çok geçmiş olsun diyoruz. Zaten Covid'di, yeni taburcu olmuştu.
Dün akşam da uzun bir yayın maratonu vardı. Sanıyorum halsiz düştü. Maalesef eşi de aradı. Geçmiş Ece olsun. Hanım. Çok geçmiş olsun diyoruz Hakan Bey'e. İnşallah önümüzdeki günlerde ağırlayacağız. Hocam yine Necmettin Batırelli. Sizi alacağım. Önümüzdeki dakikalarda Necmettin Hocam'a döneceğiz. Şimdi size Rusya-Ukrayna'ya mı geçelim? Önce enflasyonu mu sorayım? Yani çünkü çok ciddi yaptırımlar geliyor. Arda arda yaptırım haberleri geliyor. Bunlar acaba masada Ukrayna'nın elini güçlendirir mi? Rusya acaba pes etme noktasına gelir mi? Yani ikisi de birbirinden güzel bir haber olmadığı için hani hangisinden başladığımızın sanıyorum herhalde çok bir önemi yok. Ama demin tabii ki sen hani canlı yayında böyle şeyler oluyor. Ukrayna vatandaşları ile ilgili olarak hani şu anda bir göçmen mülteci statüsünden bahsettin. Tabii bir tek Ukrayna vatandaşları yok yani. Başta 20 bine yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere işte Afrika kıtasından tut da işte Afganistan'a kadar ya da Irak'a kadar hani bir sürü dünya vatandaşı da aynı hani duruma tabiler ve akan haberler ki Anadolu Ajansı'ndan hani geldiği dikkate alınırsa hani doğru demek ki hani orada maalesef insanlık adına hani savaşın içerisinde ayrı bir ırkçılıkla hani maalesef daha vahim görüntüler tabii. De ortaya çıkıyor. Haklısınız. Dolayısıyla sıcak gelişme olduğu için Ukrayna'yı söyledik. Haklısınız tabii ki. Yani şimdi böylesine bir ortamda hani savaşta din, dil, ırk yani normalde de zaten ayırt etmemeniz lazım da hani hiç ayırt edilmez. Dolayısıyla sanıyorum herhalde birilerinin eğer oturup doğru konuşması lazım ama Avrupa bu ayrımcılığı yapmaya devam ettiği sürece bu yaşadığı vakalar ve olaylar muhtemelen sınırlarına ve hatta belki sınırlarının içine daha çok yansıyacak gibi gözüküyor. Yani artık hani herkesin bence bu anlamda sadece Rusya'nın değil dünyadaki bütün ülkelerin şöyle bir takkiyi başından çıkartıp bir önüne koyup bir biz ne yapıyoruz ya da neyi nerede yanlış yaptık diye bir düşünüyor olmasının vakti geldi de geçiyor bile sevgili Seder. Hocam bu yaptırımlar yani Dünya Bankası'ndan bir yaptırım kararı var. Gelişen piyasalar endeksinden çıkarıldı. Bir yandan da Rusya bu yaptırımlardan çok etkilenmeyeceğini söylüyor ama acaba bir yerde nefesi tükenir mi? Siz gidişatı nasıl görüyorsunuz? Rusya'nın nefesi tükenir mi? Şimdi ben kanallarda mesela enerji tabii kartı var. Onu da söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi kanallarda denk geliyorum hani Putin bunları hesaba hani katmadı tarzında yorumlar yapılıyor uluslararası medyada dahil olmak üzere. Şimdi bahsettiğimiz kişi hani Putin eğer bunları hesaba katmadıysa iki tane olasılık var. A hani iddia edildiği gibi yaşı dolayısıyla hani Biden gibi hani belli şeyleri artık sağlıklı karar veremiyor veyahut da telaffuz edemiyor ya da B hani yani ikinci olasılık hani böyle bir şeyi hesaba katmamış olması gibi bir olasılık çok düşük yani o anlamda dolayısıyla ben o yorumlara çok katılmıyorum. Rus Merkez Bankası'nın 3. çeyrek Dünya Altın Konseyi verilerine göre 615 milyar dolar işte son rakamlarda yuvarlak hesap 640 milyar dolar rezervi var. Şimdi bunlara belli tabii ki yaptırımlar geldi ki bir Merkez Bankası'na yaptırım geldiğini de unutmayalım bu anlamda. Ama yaklaşık 3000 tonunun altın olduğu dikkate alındığında ve dünyada Ukrayna ile birlikte hububatın %25'ini hani ürettikleri dikkate alındığında ve hani Almanya belki Kuzey Akım 2'yi belki hani rafa kaldı söyledi ama başta Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa Birliği'nin başta olmak üzere tüm dünyanın doğalgaza bağımlılığı dikkate alındığında ve bunun kolayca diğer pazarlardan ikame edilmesinin de mümkün olmadığı dikkate alındığında hani aslında soru cevabını veriyor. Yani tabii ki böylesine savaş ortamlarında borsa hızlı tepki verir düşer. İşte bankalarda bir paraya doğru hani bizim kitaplarda büyük koşu dediğimiz hani yapı oluşur ve insanlar ATM'lere bankalara hücum eder. Ruble değer kaybeder. Yani bunlar beklenen sonuç. Ama günün sonunda kamu borcu bölü gayri safi yurt içi hasıla %20 Maastricht kriterlerinin 1/3 seviyesinde Rusya'da. Cari fazla veren bir ülke Rusya ve onun dışında bütçe açığı anlamında da -3.8 ile IMF'in hani bir ülkeye girdiğinde kabul ettiği -%3 sınırın hani çok yakınlarında. Yani bu anlamda şimdi bu işin karşı tarafındaki blokta bu işi hani bu noktaya gelirken hani çok fazla dillendiren hani kimdir derseniz işte ABD ve İngiltere'yi dikkate alırsan bu rakamlar ABD'de %130 kamu borcu gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Bütçe açığı -%15 İngiltere'de de aynı -%15 cari açık veriyor iki hani ekonomide G7'den bahsediyoruz bu arada ABD ve İngiltere üzerinde. İkisinin de cari açığı -%3'ün üstünde gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Yani bu savaşa kim daha hani bu anlamda ekonomik anlamda güçlü girdi, kim daha güçsüz girdi dersen Rusya daha güçlü girdi. Ama
Tabii ki bankacılık ama hocam sisteminde... ses bizden çıkıyor. Yani yankısı bizde oluyor galiba. Yani petrol fiyatları yükseliyor. Ne diyorsunuz? Valla bu ambargo Rusya'dan çok bize konulmuş gibi oldu. Yani hani baktığınız zaman hani doğu, şimdi yine doğuya doğu dememiz lazım. Yani günün sonunda bizim hani cari normalde enerji tabii cari fazla veriyor olmamız lazım normalde enerji hani giderlerimiz olması. Şimdi petrolün varili gelmiş 120 dolarda daha nereye kadar gideceğini bilmiyorsun, kestiremiyorsun. Öbür taraftan baktığın zaman işte enflasyon boyutundan da bütün emtia fiyatları dünyada hızla artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir de hububat tarım tarafı ve üstüne turizm gelir. Ki bu sene Merkez Bankası'nın ve hazinenin neredeyse oyun planlarından en önemli 2-3 başlıktan bir tanesi orası işte kur korumalı ya da altın korumalı mevduat. Yazın işte iyi gelecek gıda hani rekoltesi ve turizm. Bunlardan hani dakika bir gol bir zaten bir tanesini kaybettik yani turizm tarafına. Yani bu savaş şu anda toplantının sonucu gelse ateşkes ilan edilse bile herhalde bir Ukrayna vatandaşının ya da Rus vatandaşının koştu Türkiye'ye tatile geleceğini böyle bir ortamda herhalde kimse beklemiyordu diye tahmin ediyor. Ya evet biraz erken gibi dediğiniz şekilde bunları konuşmak. Peki yani Rus turist neden gelmez? Yani başka bir yere mi gider? Türkiye'ye neden gelmez? Bir kere ülkene geri dönebilecek misin yani her şeyden evvel bu soru işareti var. İki gittiğinde kredi kartların çalışmıyor yani hani yani bunlar da öyle hemen bugünden yarına hani çözülmez ya da düzelmez. Dolayısıyla bir de hele dünyanın girdiği süreç artık 20 yıllık yeni bir hani soğuk ve sıcak savaşın birlikte yaşanacağı sürece girdiğimizi en az 20 yıllık bir sürece girdiğimizi düşünürsen yani dünya artık bundan bir hafta evvelki dünya olmayacak artık sevgili Seda. Yani hani böyle bir beklentisi olamaz hani bunu kalkıp da işte bir sabah uyandık Trump tweet atmış. Amerika'da İran'a füze atmış gibi hani bu kadar basit bekleyenler varsa hani bence en büyük yanılgı oradadır diye düşünüyorum. Yani, yani niye hiçbir dersen, şey eskisi gibi olmayacak diyorsunuz bundan kesinlikle. Sonra. Peki dünya ekonomisinin yani geleceğini... Girse bile başka sıkıntılar var. Pardon hocam? Muyum? Yani Rus bankaları tekrardan Swift'te kabul edilse, tekrar Visa Mastercard işlem kabul etse bile başka sıkıntılar var. Bir kere bu kadar yanlışın içerisinde dün Lavrov'un bir açıklaması vardı. Sanıyorum bu kadar yanlışın içerisindeki en doğru cümlelerden bir tanesi o. Nedir o dersem kapitalist sistem kendi koyduğu kuralları şu anda yıkmak üzere ve yıkıyor cümlesi. Çünkü baktığınız zaman şu anda hani Rusya temelde düşer, işte borçlarını ödeyemez falan hani geçin bunları. Sermayenin dünyanın herhangi bir ülkesinde ve en kapitalist sistemde hani en bu anlamda küresel piyasaların önde gelen işte New York'ta veya hatta Londra'da bir garantisi kaldı. Yani ana paranın garantisi yok artık. Çünkü Abramovich işte Chelsea'yi satışa çıkardı. Şimdi Abramovich sadece kendi parasını kurtarmak için Chelsea'yi satışa çıkarmıyor. Çünkü karşı tarafta ambargo var. Adamın malına çökecek. Haklı veya haksız ya da gerekçeli ya da gerekçesiz, doğru veya yanlış. Evet. Yani baktığınız zaman bugün dünya hiçbir üzerinde... Hiçbir yerde garantin yok diyorsunuz. Hiçbir yerde yani ne bir ülkenin, ne bir şirketin, ne bir bireyin bu saatten sonra sermaye garantisi dünyanın herhangi bir ülkesinde... Türkiye'de ve başta hani kapitalist sistem olmak üzere hiçbir yerde garantisi yok. Türkiye'de yok, vardır. Yok bizde tam tersine, bizde tam tersine şu anda hani eğer bu yakınlarda açıklanırsa hani haberde oysa tam tersine ticari mevduatlara da tasarruf mevduat sigorta fonu garantisi gelecek. Yani devlet anlamında bizde hiçbir sıkıntı yok. Bizim devletimizin garantisi anlamında. Ama küresel anlamda yarın ne yaşayacağımızı kimse bu saatten sonra kestiremez diye düşünüyorum. Peki yine Rusya'ya döneriz hocam. Şöyle bir enflasyonu da hatırlayalım isterseniz. Çünkü orada da bilmiyorum siz bekliyor muydunuz ama %50'nin üzerinde bir enflasyon geldi. Bir bandımızı izleyelim. Arkadaşlarım eğer hazırladılarsa sonra değerlendirmenizi alacağım sanıyorum. Hazırlanıyor. Peki. Alayım mı hocamın ilk değerlendirmelerini? Peki. Yıllık enflasyon Şubat ayında %50'yi aştı. Yıllık en düşük artış haberleşme ana grubunda gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Ocak ayı itibariyle 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %22,58, yurt içi üretici fiyatları %49,93 arttı. TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve 12 aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara göre gerçekleşen artış ise %25,98. Şubat ayındaki kira artış oranı için bu rakam baz alınacak.
Yıllık en düşük artış %11,89 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplarsa ulaştırma, ev eşyasıyla gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Şubat 2022'de 409 maddeden 53 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşti. 24 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 332 maddenin ortalama fiyatındaysa artış gerçekleşti. Enflasyon rakamları böyle. Üretici fiyatları %100'ü aştı. Hocam ilk değerlendirmenizi alayım. Enflasyon, yani TÜİK'e itibar, itimat daha doğrusu biraz azalmıştı. Şimdi tekrar artar mı? Öyle eleştiriler falan çok fazla yoktu. Herkes bir sessizdi bugün bu açıklanan rakamlara. Siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Seda, devletin kurumlarına güvenmek gerekiyor bir kere. Yani kalkıp da koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin herhalde devlet kurumları vatandaşına yalan söyleyecek değildir diye düşünüyorum. Yani eğer zaten bunu tartışıyorsak o zaman hani başka şeyleri de tartışıyor olmak lazım. O yüzden ben açıkçası o hani diğer söylemlere pek prim vermiyorum şahsi olarak. Veyahut da eğer böyle bir iddiası olan varsa hani Türkiye Cumhuriyeti savcılıkları orada koyarlar kanıtlarını ortaya, savcılıklar da gereğini yapar. Günün sonunda çünkü hani bu tarz rakamlarla eğer öyle iddia edildiği gibi oynanma söz konusuysa bu bir suçtur. Dolayısıyla hani Türkiye'de bir hani hukuk devletidir, bu anlamda gereği yapılır. O yüzden ben o tarz söylemleri prim vermiyorum. Başkanı değişti ya, o yüzden biraz böyle yine hararetliydi geçen ay açıklanan rakam. Ama yüksek açıklanınca daha sakin. Yani yüksek açıklanmasa yine ortalığı kan gövdeye götürürdü diye düşünüyorum. Ya Seda, şimdi hani başkanı değişti cümlelerine bakarsan şu anda hani ben de sana kalkayım diyeyim ki dünyanın bir numaralı merkez bankası, Amerikan Merkez Bankası, Federal Reserve'ün şu anda 3 tane yönetim kurulu üyesi değişiyor. Bundan evvelki 3 tanesinin değişme nedeni de kendi adlarına yaptıkları piyasalardaki etik olmayan alım satımlar. Şimdi yerine gelen 3 tane adayla baktığın zaman Obama döneminin danışmanları ve hazine bürokratlığı. Yani şimdi eğer tartışacaksak hani number one dünyanın kök sorunu olan Federal Reserve'den tartışmaya başlayalım eğer bunları konuşacaksak. Yani bize sıra gelene kadar biz herhalde listede sonda veyahut da hani ilk yüzün içerisine girmeyiz en azından. O yüzden bence bu tarz palyatif konuları tartışarak hani bir çözüme gidemeyiz. Bunlar hani bence çözüm konuları değil. Tabii. Yani hocam, sorunları konuşmak, bu sorunları konuşmanın evet, kimseye bir faydası yok. Çözümleri konuşmanın herkese faydası var. Şimdi tarım politikalarını başta gözden geçirirsen şayet hani bir kere tarım politikaları noktasında hani çok ciddi ivme kazanmamız lazım. Yani uzun zamandır bu böyle. Bir kere enerji maliyeti otomatikman çiftçinin üstüne bir yük olarak biniyor. Nedir o? Başta mazot, ikincisi yani petrol türevleri, işte yağ gübre vesaireler. Hı hı. Gübre zaten dışarıdan. Bir de tabii en önemlisi sulama vesaire için. Hani elektrik, elektrikte de doğalgaz işte fiyatları uçmuş gitmiş durumda. Haliyle sen bir de doğalgazı alıyorsun, elektriğe çeviriyorsun. Çiftçinin üstüne tamam şimdi hani bu son KDV indirimi yapıldı, hane halkı gibi hani yapılacak ama bunlar geçici çözümler sevgili Hocam, Seda. Yani çok özür diliyorum, antiparantez bir şey söyleyeceğim. Yani fiyatlar zaten yüksek. Yani hani TÜİK'te düşük açıklasaydı filan onu demek istemiyorum zaten. Fiyatlar zaten çarşı pazarda yüksek. Yani karnabahar zam şampiyonu, yani inanamıyorum. Maydanoz zam şampiyonlarının arasına girdi. Görmüşsünüzdür mutlaka şampiyonları. Hocam şunu sormak istiyorum. Şubat'ta KDV indirimleri vardı. Yani %7'lik bir indirim. Elektrikte tarife düşürüldü. Neden buna rağmen yine çok yüksek çıktı? Çünkü geçici çözümler, onu ifade etmeye çalışıyorum. Kalıcı çözümler değil. Ha, bir sıfırdan büyük müdür? Evet, ama geçici çözümler. Yani bizim kalıcı çözümlere odaklanmamız lazım. Nedir o derseniz bakın, elektrik. Şimdi elektriği nasıl gidereceksin? Türkiye'de üretimin büyük bir kısmı doğalgaz, sonra da kömürden geliyor. Şimdi baktığınız zaman hani dışa bağımlılığınız var. O hani dışa bağımlılığınız enerji açığını sizin haliyle kurunuza vuruyor. O tekrardan hani o sarmalla geliyor, enflasyona vuruyor. Üretimde elektrik üretiminin maliyetini düşünmen lazım. Nasıl düşüreceksin? Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre %5 hani güneşin veyahut da rüzgarın payı. Yüzde kalan 95'i ne yapacaksın sevgili Seda?
Mecbur nükleere geçeceksin. Bugün Türkiye'nin en az 4-5 tane bu anlamda nükleer santrali olması lazım ki biz enerjide hem dışa bağımlılığı azaltalım hem de bu maliyetli mümkün olacak. Yani hem ucuz hem temiz enerji baktığın zaman. Yani evet Fukushima veyahut da Çernobil gibi örnekler var ama günün sonunda Macron mesela bundan 3 ya da 4 hafta kadar evvel seçilmesi durumunda 50 yıl içerisinde 7 tane yeni nükleer santrali devreye alacağını söyledi ki hani ABD şey evet, Fransa özelinde Hollanda Sarkozy'nin hani seçim konuşmalarını hatırlıyorum ben yaklaşık 10 yıl evveldi. Hollanda seçim tarihi olarak seçilirse Paris'in etrafındaki 20 küsür tane reaktörü kapatacağını söylüyordu. Hollanda geçti üstüne bir tur Macron geçti. Hani bırakın reaktörlerin, nükleer santrallerin kapatılmasını Paris'in etrafında üstüne 7 tane daha açalım diyorlar. Ve bu yeşil iklim Paris iklim anlaşmasıyla iş daha da nükleere doğru kayıyor. Yani uluslararası makalelere bakıldığında. Dolayısıyla hocam, Rusya'ya bir de enerji bağımlılığı var şimdi Avrupa'da. %40 olduğu için onlar tekrar biz bir seçenek geliştirelim diyorlar. Bu arada benzin ve motorine zam geldi hocam. Yani benzine dolayısıyla 53 kuruş hani motorine çok pardon 1.33 zam yapıldı. Bu geceden geçerli. Yani mazotu hemen çözmen kolay değil. Çünkü senin toprağında hani petrol hani çıkmıyor ya da çıkıyorsa da henüz daha bilgimiz yok varsa da. Doğalgazı hani buldun ama çıkarman vakit alacak. Bir de enerji. Şimdi bütün bunları çözmeden haliyle üretimin maliyetini çözmen mümkün değil. Bir de şimdi baktığın zaman bunun taşımacılık maliyeti de var. Taşımacılık maliyeti hani bunlar gökten zembille inmiyor bizim soframıza. Yani kamyonlar da geliyor. Tren yoluyla da gelmesi gerekiyor. Mesela yapısal çözümlerden bir tanesi o. Bir an evvel tren yoluyla, su yolu taşımacılığıyla, iç su yolu taşımacılığıyla. Örneğin Kızılırmak Sakarya'dan hani aynen Hollanda'da veyahut da Don Volga nehirlerinde ya da Florida'da, ABD'de olduğu gibi hani su yolu taşımacılığıyla ucuz yöntemlerle taşımacılık yapman lazım ki maliyeti indirgeyebilir. Tabii bu her ürün grubunda olmaz ama biz yapısal çözümleri konuşmamız lazım. Biz çiftçinin üstünde mesela bu hani belli üretim maliyetlerini nasıl sübvanse edebiliriz? Bunlara bakıyor olmamız lazım. Yani gübreyi biz mi alacağız vereceğiz bedavaya çiftçiye bilmiyorum ama bunları yapmadığımız takdirde bunlar yapılmıyor mu hocam şu anda? Yani çok geç yapıldı. Diye gübrede mesela gübrede en son gübrenin bir cinsinde %30 indirim yapıldı ve bu anlamda hani yine evet. Üreticinin büyük bir kısmı evet. Çok mutlu. Ama bak indirim yapılması demek senin dışa bağımlılığını çözmüyor Seda. Senin dışa bağımlılığını azaltabiliyor olman lazım. Yani bu anlamda aslında bütün bu musibetlerin, pandeminin, bu Rusya Savaşı'nın hani bizlere biz çok acı bir şey. Biz niye gübre yok hocam? Biz niye gübreyi ithal ediyoruz? Neyse reklama gitmemiz lazım. Bunu soracağım reklamdan sonra. Peki. Sayın seyirciler kısa bir ara ardından Cüneyt Hocam ve Necmettin Batırel de aramıza katılacak. Buradayız. Tekrar birlikteyiz. BBN Ekonomi devam ediyor sayın seyirciler. Farklı değerlendirmeleri alacağız. Hem Rusya-Ukrayna çatışmasının ekonomiye yansımaları oluyor. Petrol fiyatlarında yükselişler vardı. Şu an tekrar yukarı döndü. Aslında 111 dolara kadar gerilemişti. Bu arada benzin ve motorine zam yapıldı sayın seyirciler. Benzine 53 kuruş, motorine 1.33 lira zam geldi. Bu da tabii önemli çünkü iki günde bir artık zamla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi doçent doktor Cüneyt Dirican hocamızla devam ediyoruz. İthalatta, ihracatta kalmıştık. Hocam isterseniz tamamlayın. Yani gübreyi bile ithal ediyor olmamız gerçekten yani bizim için ilginç değil mi? O konuyla ilgili görüşünüzü alayım. Sonra devam edeceğim. İşte onu anlatmaya çalışıyorum yani Sedacığım yani bizim kalkıp da kendi içimiz yani bu olaylardan aslında her musibet hani bin nasihattan daha iyidir. Trump'la Brexit'le zaten ülkeler yerelleşmeye başlamıştı. Bu Putin'in konuşmasıyla da ulusallaşma süreci başladı ve en aşağı 20 yıllık bir döngüye girdik. Yani 68 Prag Baharı, 85 Glasnost Perestroika, 20 küsur yıl kabaca. 95 Rusya'nın dağılması işte Trump Brexit'e kadar kabaca yine bir 20 yıllık süreç, küreselleşme, globalleşme dediğimiz kavram, yani duvarlar yıkılıyor. Trump ve Brexit'le birlikte biz yerelleşmeye döndük, pandemi bunu da hızlandırdı. Yani kendi kendine yeterli olma, aslında iç ekonomiye dönme ki ABD borsa endekslerinden de bunu görüyoruz. Para doğrudan yatırımlar ana vatanına dönmeye başlamıştı Trump'ın politikalarıyla. Dolayısıyla o da zaten hani Brexit'le zaten birlikten ayrılarak kendi içine kapanmaya dönmeye başlamıştı. Putin'in konuşmasıyla bu iş ulusallaşmaya döndü. Yani duvarlar daha hızlı bir şekilde örülecek ve
biz yeni bir 20 yıllık döngüye girdik büyük olasılıkla. Yani eğer ki bu ilk hani şeyini meyvesini Fransa seçimlerinde Marine Le Pen ya da Zemmour lehine verirse, yani aşırı muhafazakar ve bu anlamda Avrupa Birliği'nin Euro'nun sorgulanmasına yol açacak bir sürece bizi sokarsa, o zaman bu hipotez yani kendini doğrularsa önümüzdeki 15-20 yıllık süreçte biz hani küreselleşmeyi vesaireyi bırak, hani kendi kendine yetemeyen ülkelerin çok ciddi hani acı çekeceği veyahut da zorlanacağı bir döneme doğru savruluyor olabiliriz. O yüzden acilen bizim yerli malı, yurdun malı, hani ikame malı, ki buna işte gübresi, mazotu vesaire aklına ne gelebiliyorsa yapabildiğin her şeyi koyabiliyor olmamız lazım. Kaldı ki demin sermayenin dünyanın hiçbir yerinde garantisi yok dedim. Bence bizim bütün bunların ötesinde başka şeyleri konuşuyor olmamız lazım. Yani dediğim gibi Rusya bugün Ukrayna'dan geri çekilse veya da bir barış anlaşması gelse ya da Ukrayna teslim olsa bu iş burada bitmeyecek özetle. Bu da aslında hepimize ders niteliğinde bazı şeyler çıkıyor. Yani bizim acil ticaret, finans, merkez bankası, bankacılık, ödeme sistemleri, kripto paralar ve aklına gelebilecek bu anlamda ticaretin arkasındaki tahıl veyahut da gıda olmak üzere, ki yani sağlık ve savunmada hani nispeten daha iyi durumdayız. Hani keza Merkez Bankamızın altın rezervlerinin uzun zamandır yatırım yapması da bu anlamda hani doğru bir yoldu. Hani bunu eleştirenlerin de büyük olasılıkla herhalde bir şapkayı yine hani önüne koyup düşünmesi ve kendi kendine bir hesaplaşması gereken bir dönemdeyiz. Yani Merkez Bankamız bu anlamda hem swap anlaşmalarıyla hem de altın rezervleriyle bugüne kadar doğru olanı yapmıştır. İşte son Rus Merkez Bankası dikkate alındı, ama bütün bunlara rağmen bizim bir acil ulusal eylem planına ihtiyacımız var. Yani mesela şimdi kriz masaları kuruluyor işte tekstil için, hububat için, yok işte o için, bu için. Normal senaryoda aslında bu kriz kaos yönetiminde ve ekstrem risklerin artık dünyada her geçen gün arttığı bir yerde bizim stratejik planlarımızın ortada olması ve kimin ne zaman ne yapacağını biliyor olması lazım. Buna Evet, sivil çok savunma ve önemli. ilk yardım da dahil. Bak, Peki. sivil savunma ve ilk Evet. yardım da dahil diye altını özellikle çiziyorum. Evet. Çünkü hem sermayenin bir garantisi kalmadı, hem de bu iş şayet Moldova, Belarus veyahut da Kosova gibi ya da Pasifik'te herhangi bir yerde ikinci bir cepheye sıçrarsa, ki İşte dün İsveç'in hava sahası taciz edildi. Bugün bir Roman helikopter ve Roman savaş uçağında düştüğü haberi var, eğer doğruysa. Eğer bu ikinci bir cepheye sıçrarsa bu geri dönülmez bir sürece ve patikaya gireriz. Bu dünya savaşı demektir. Dolayısıyla bizim Evet, bütün o bu yüzden hazırlıkları diken yapıyor üstündeyiz olmamız lazım. zaten. Tabii ki hocam, diken üstündeyiz ve dediğiniz gibi dilerim sona erer bugünkü görüşmeden sonra ve gereken dersleri de almış oluruz. Hocam, son bir sorum olacak size. Maalesef Necmettin Batırel ile beraber alamıyorum. Kader sizi birleştirdi diyecektim ama inşallah başka bir yayına olsun. Hiperenflasyon riski var mı? Siz bugün böyle bir ihtimalden bahsetmişsiniz. Şimdi 90'lı yılları söylemiyorum. Oralarda zaten %100'lere yakın bir enflasyon dönemini hatırlayanlar bilir. Ama sanki 80'lere gerçekten döndük bu enflasyonda. Bu arada Hazine Bakanı diyor ki biz nasıl dövizi düşürdüysek enflasyonu da düşüreceğiz. Bu ikna edici bir veri var mı elimizde bununla ilgili? Şimdi dünya zaten hiperenflasyonist bir sürece hızlı savruluyor, ama hiperenflasyonun kitap tanımlarına baktığın zaman 50 ve hani bunun belli bir süre %50 ve belli bir süre üstünde kalması hani gerektiğini söyler. Fakat biz de dahil olmak üzere dünyada herkes kendi özelinde aslında hiperenflasyonu yaşıyor. Yani Türkiye'de enflasyon %30'la hiperenflasyon, ABD'de %8'le hiperenflasyon, Avrupa'da veyahut da Almanya'da %7'yle aslında hiperenflasyon. Yani kitap tanımlarına göre düşünmüyor ve Bizde kaç hani hocam o o şekilde oran? Söylediniz mi? Kaç yok mesela işte son gelen hiperenflasyon? normalde olması gereken %50 ve bunun en aşağı hani bir seneye yakın bir süreçte üstünde kalıyor olması. %50'nin üstünde kalıyor olması, yani kitap tanımları Anladım. bu şekilde. Evet. Dolayısıyla şimdi bizim özelimizde bu seneyi biz %30 ortalamayla da kapatsak, ki işte Hazine'nin ve Merkez Bankası'nın revizyonları da bize kabaca 26-30 o tarafları bir yere doğru işaret ediyordu bu sene özelinde, hani bu olaylar gelişmeden evvel. %30 ya da %40 çok önemli değil. Bu aslında bizim kendi özelimizde hiperenflasyon, ama altını bir daha çizelim. Direkt söylüyorum. ABD'nin %8'i de kendi özelinde hiperenflasyon. Almanya'nın yüzde işte ne bileyim 8'i ya da 7,5'u da kendi özelinde hiperenflasyon. Yani herkes kendi dinamiklerinde aslında bunu yaşıyor ve orada da emtia fiyatlarındaki artış, orada da hani enerji fiyatlarındaki artış, Doğalgazdan. orada, Tabii, evet yani tabii. orada da aslında hani bunu tetikleyen bir sürü unsur var, ki üstüne işte bu Peki. son yaşanan vaka geldi. Dolayısıyla şimdi o perspektiften bakarsak sanıyorum herhalde bu ambargoların da etkisiyle hani biz belli bir süre hani Türkiye özelinde de Evet. dünya özelinde de bunları hissetmeye Tek devam edeceğiz. haneye Yani ne diyorsunuz? emtialar Tek haneyi görür müyüz?
Önümüzdeki sene zaten baz etkisiyle bu olasılık hani çok yüksek bir şekilde önümüzde var. Ama dediğim gibi yani nasıl bir sürece meyilleneceğimizi kimse kestiremediği için yani Doğru, bugünden önümüzdeki belirsiz. seneye bir yorum yapmak bence çok sağlıklı olmaz. Yani olabilir de olmayabilir de. Çünkü ikinci cephe hani bugün ya da bir ay sonra açıldığı anda biz başka şeyleri Gerçekten konuşmaya çok zor. başlarız. Şu zor bir Yani süreç. 3 hafta evvel aslında Ukrayna-Rusya riski vardı yine ama kimse bu noktaya gelebileceğini tahmin etmiyordu. Dolayısıyla şimdi o perspektiften bakarsan ya da işte biz 3 hafta evvel neyi tartışıyorduk? İşte Amerikan Merkez Bankası 0,50 mi yapar, 0,75 mi yapar, 0,25 mi yapar? Yani biz orada bile aslında hani başka şeyleri tartışırken bu anlamda bu senenin enflasyon yılı olduğunu konuşurken hani üstüne bir de bu geldi. O yüzden hani bunun ne yöne şekilleneceğini bilmeden Biraz hani bir şey söylemek bakacağız. zor. Fakat Evet, takip tabii burada edeceğiz. esas hani şey gıda enflasyonu tarafında tabii bir şansımız var. Çünkü Rusya'ya yapılan ihracatların büyük bir çoğunluğu işte domatesi, tavuğu, işte ne bileyim narenciyesi vesairesi şu anda bile raf fiyatlarına yansımaya başladı. Yani bu bizi olumlu etkileyebilir. Rekolte de zaten bu sene iyi gelmesi bekleniyordu ama Evet, böyle bir turizm artısı tarafında oldu. işte evet Evet, riskli. yani bizim cari açığı kontrol edebileceğimiz, bu Türkiye ekonomi modelinde kontrol edebileceğimiz seviyede eğer hani turizm gelirleri de bunun içinde önemli bir yer tutacaktık bu sene özelinde. Eğer orada hani işler bir anda tekrardan hani iyimser bir noktaya doğru meyillenir ve bu yaz iyi geçerse evet o Peki zaman hani hocam. enflasyonun daha iyi bir noktaya gitmesini biz hani daha hızlı Anladım. görüyor olabiliriz yılın ikinci Peki. yarısından itibaren. Ama şu anda dediğim gibi ne söylesek yalan ya da yanlış Haklısınız, çıkabilir. haklısınız hocam. Hiç o konuda sizi sıkıştırmayacağım. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Doktor, Doçent Doktor Cüneyt Dirican. Tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Çok İyi sevgiler. yayınlar. Sizi uğurluyorum. Yine Aynı şey. bekliyoruz. Ve ekonomi yazarı, Türkiye Gazetesi'nin ekonomi yazarı Sayın Necmettin Batır ile hemen yayınımızda ağırlıyoruz. Hazırsa arkadaşlarım hazırladılar zannediyorum. Necmettin hocama peki birazdan bağlanacağız. Sayın seyirciler, bu arada enflasyona tekrar bakacak olursak %50'nin üzerinde bekleniyordu. %54,44 geldi. Üretici fiyatlarında ise 3 hane görüldü. Yıllık artış %105 oldu. Böyle bir ortamda tek hane hedefi gerçekleşebilir mi? Necmettin Batırel, hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım. Kolay gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Siz bekliyor muydunuz hocam bu enflasyonu? Tabii bekliyorduk zaten. Geçen aydan belliydi biliyorsunuz. Rakamların yüksek çıkacağı herkes tarafından Ama dile KDV indirimi getiriliyordu. oldu hocam. Bir de dolar TL 13,50'lerde gitti. Elektrik tarifesinde düşüklük oldu. Neden bunlar yansımadı sizce? Ama elektrikteki indirim biliyorsunuz 13 Ocak'ta, 13 Şubat'ta gerçekleşti. Yani tam Şubat ayının yansımalarını göstermedi elektrikteki indirim şu anda. Şey pardon KDV'deki indirim. KDV. KDV'deki indirim 13 Şubat'ta gerçekleştiği için tam etkileri görülmedi. Bir de biliyorsunuz Şubat ayında biliyorsunuz yükselen enerji fiyatları var. Enerji fiyatlarındaki artış dolayısıyla akaryakıt fiyatlarına oldukça yüksek zamlar yapıldı. Bu da tabii maliyetleri yükseltti normal şartlarda. Enerji fiyatlarındaki yükselişte enflasyonun yüksek çıkmasında önemli etki meydana getirdi. Artık Sedacığım bak şunu herkes Gıda kabul da etkili etmesi oldu lazım. hocam. Enerji kadar gıda da etkili oldu. Gıda da etkili oldu. Çok Tabii fakat enteresan. gıda fiyatlarında çok enteresan bir tablo yaşanıyor. Bakın bugün itibariyle işte Rusya ve Ukrayna'ya yaptığımız ihracatta biliyorsunuz savaş dolayısıyla tamamen durdu. Sebze meyve ihracatı durdu. Şu anda ihraç malları tamamen yurt içinde satılmaya başlandı. Fiyatlarda %50'ye varan düşüşler var. Bu düşüşe devam edecek benim gördüğüm kadarıyla. Zira Rusya'ya yaptığımız ihracatta açılması beklenmiyor. Kısa Hocam süre içerisinde şimdi açılması. sizinle sosyal medyada bir fiyat düellimiz oldu. Şimdi Evet. bakıyoruz bu ay zam şampiyonu karnabahar. İnanamadım hocam gerçekten. Şimdi sizin bana dün gönderdiğiniz fiyatlara bakıyorum. Sizin oturduğunuz yerde semtte biraz daha uygun. Bizim oturduğumuz yere göre biraz daha uygun. Mesela patlıcan sizde 10-15, bizde 25 liraydı. Ya yani pazarın bir ucundan bir ucuna bile fark var hocam. Yani bu kadar Evet. oynaklığın olduğu bir dönemde enflasyonda düşüş, yani biz mücadelemizde enflasyonu düşüreceğiz dedi Hazine Bakanı. Sizce bu yani böyle bir veri var mı elimizde düşeceğine dair? Yani mutlaka düşecek. Bir defa Yani bu Mayıs sebze ayında yine meyve ihracattan kaynaklanan iç bir düşüş piyasaya var. evet sürmesi mi acaba üreticinin etkileyecek? Şimdi bir de haldeki satış fiyatları etkiliyor biliyorsunuz tabii rakamların düşmesini ya da yükselmesini etkiliyor.
Haldeki kontroller gerçekten yani böyle sıkı bir şekilde gerçekleşmezse ellerinde fırsat var adamların. Yani yüksek fiyattan satabiliyorlar. Zira rakam yüksekti daha önce de. Belki düşürmek istemiyorlar piyasayı gördüğüm kadarıyla. Evet. Fakat karşı taraftaki alıcılar da azalıyor o zaman tabii. Bakın bu arz talep dengesi. Yani siz ne kadar çok mal piyasaya çıkartırsanız o kadar çok mal satarsınız. Evet. Ama yüksek fiyattan mal çıkartırsanız fiyatıya satışa o zaman az mal satarsınız. Aslında yanlış yapıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Hallerdekiler fiyatları düşürseler çok sakindi hocam. Tabii dün daha çok para kazanacaklar. Pazar da çok sakindi hocam. Şimdi siz hangi pazara gidiyordunuz? Büyükçekmece Tepecik. Yani ben oraya gitmek istiyorum. Çünkü bakıyorum ezine peynir 60 lira. Yani 60 liraya peynir şu anda gerçekten 35 çok... 35 lira. Bizde 35 lira burada. 60 yazıyor sizin bana gönderdiğinizde. Ha şey... Pazarda. Evet, o bir market o. Market rakamlarına bakıyorum. Siz marketi gönderdiniz. Yani. Çok iyi. Market rakamlarına gönderdim. Evet. Şimdi bakıyorum turp kırmızı kilo 3 lira. Gerçekten evet. Çok düşük burada fiyatlar. Çok düşük evet. Ama pazarda da 4 liraydı. 3,5 4 liraydı. Hocam bir enginar yani sadece bir enginar şöyle yuvarlak oluyor ya 10 liraydı. Evet. 10 TL pazarda. Ama enginar zamanı değilse derdim bak şu anda tamamen yaz sebzesi o biliyorsunuz normal şartlarda. Onların fiyatlarının yüksek olması son derece doğal. Her sene fiyatlar yüksek olurdu. Bu sene tabii ki özellikle bizde tüketimde de artış olduğu için normal şartlarda, talepte büyük yükseliş yaşandığı için fiyatlar geçen seneden çok daha anormal şekilde yükseldi. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Fakat dediğim gibi yani ben bir defa bu sene yağışlar son derece verimli bir şekilde gerçekleşti. Yani rekor artışlar bekleniyor. Bir. İkincisi, diğer taraftan 20 milyon tonluk buğday ithalatımızı biz gerçekleştirdik şu anda. Toprak mahsulleri ofislerinde yeteri kadar buğday var. Buğday fiyatları gerçekten dünyada hızla artış vaziyette. Zira Rusya'nın en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi biliyorsunuz tarım. Yani buğday ve ayçiçeği ihraç edildi dünyaya. Bunlar engellendi tabii. Engellenince otomatik olarak fiyatlar zirve üstüne zirve yaptı. 13-14 yılın zirvesini görüyoruz şu anda buğday fiyatları. Zirvesini yaptı. Fakat Sedacığım bak ben şunu söylemek istiyorum. Rusya ile olan ticaretin birdenbire kesilmiş olması dünya ülkeleri tarafından Türkiye ile Rusya arasındaki ticaretin son derece güçlü bir şekilde gerçekleşmesine yol açacak. Yani ben satacak pazarları yok Rusya'nın. Kime satacaklar? Türkiye'ye satacaklar. Türkiye'de ithal ettiğim bu buğdayı tarım ürünlerini yurt dışına satacak normal şartlarda. Yani aracı olduğunda değişecek yani. Tabii. Biz bu işe son derece önemli bir kazanç elde edeceğiz. Bir de şunu söylemek istiyorum bak Seda. Bu aşamada gerçekten Türkiye'de Türk lirası son derece sağlam bir şekilde duruyor. Yani 14 lira oldu, 14 lira 25 oldu, 14 lira 10 oldu. 14'ün üzerinde hocam. Ama bak ben sana söylüyorum. Eğer bu kur korumalı sistem olmasaydı, hı-hı, bakın 24 Aralık'ta bireysel hesapların toplamı 238 milyar dolar. 25 Şubat'ta 215 milyar dolara düşmüş ya. Tam 23 milyar dolarlık bir azalma var. Eğer bu kur korumalı sistem olmasaydı, sen bunun üzerine bir 30 milyar dolar daha ilave et. Alırdı millet korkudan dolayı. Eğer doların Türk lirası karşısındaki değeri 50 lira olurdu bu. Allah göstermesin. Yani öyle bir tablo olduğunu düşünebiliyor musun yani? Her şeyin 600 lira gelirdi ya. Yani Türkiye'de yer yerinden önemli. Zaten bu durumda hemen gözler dolar TL'ye döndü. Dediğiniz gibi hemen çok ciddi bir bir atak olmadı öyle söyleyeyim. Yani 14'ün üzerine çıktı. Ama şu anda 14-11'de. 14-11 olabilir. Bak, ama hocam siz tek hane tahmin ediyordunuz Mart sonunda. Tek hane tahmin ediyordum ama şu anda herhalde öyle bir ortam. Benim tahmini yaptığım zaman bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği söz tahmin konusu değildir. Evet yani çok anormal bir gelişmeler yaşandı bütün dünyada. Hiç yani hesapta olmayan tam böyle karşı karşıya kaldık. Peki yükseliş yani tekrar bir yükselişe döner mi? Dolar almasına gerek yok ki. Hazine Maliye Bakanlığı diyor ki dolar alacağına ben dolar kadar sana o farkı vereceğim diyor. Niye dolar alsın ki insanlar? Bir de ekstradan biliyorsunuz bankalarda para yatırdığı zaman şey alıyorlar, faiz alıyorlar. Faiz getirisi de var normal şartlarda. Bence hükümeti şu anda alkışlamak lazım. Çok zamanında, tam zamanında bu operasyonu gerçekleştirdi. Sedacığım yani eğer biz bir ayda geçmiş olsaydık biz bunu da atmazdık.
Yani gerçekten kopardı. Çok büyük bir sistem kaynaklaştık. 1 Mart'ta itibaren altı kurulu hesaplar verildi biliyorsun. Değil mi normal şartlarda? Altı kurulu hesaplarında büyük bir şey var şu anda. Yani yönelim var. Altın hesapları. Hocam yatırmak. Gerçekten orada biz bir veri var mı elinizde? Dün başladı değil mi hesaplar açılmaya? Daha henüz bir veri gelmedi. Fakat benim etrafımdan aldığım izlenimlerden gördüğüm kadarıyla insanlar ellerinde, kasalarında bir de yastık altında tuttukları bu Cumhuriyet altını türünden ziynet eşyalarını, ziynet varlıklarını götürüp bankaya yatırıyorlar. Niye yatırmasınlar ki? Garanti veriyor devlet. Altını altın kazacak diyor. Fakat yani hocam böyle bir ortamda olacak. Şimdi ne kadar? 5000 ton mu deniyordu? 5000 ton yastık altı mı var deniyordu? Evet. 250 milyar tamamen lira. Ha, öyle bir efsane vardır ya. 5000 ton. Anladım. Biliyorum ama bu yıllardan... Onu güvenip çıkarır mı vatandaş şu anda? Size onu yani sormak istiyorum. Ton, hayır. 5000 tonun tamamını ben bankaya yatıracağını tahmin etmiyorum. Böyle bir gelişme olmaz. 5000 ton değil de yani ne kadarı çıkar? 250 milyar liranın ne kadarı yani sizce gelir? 100 milyar doların işte. 90 milyar dolarını hesap ediyorlar. %30'luk bölümünü diyorlar Sedacığım. Tamam mı? Bu şeyin yastık altındaki altının %30'luk bölümünün tasarruf amacıyla alındığı belirtiliyor. Yani Cumhuriyet altını, ziynet lira, yarım gibi mesela tamam mı? Tasarruf amacıyla alındığı belirtiliyor. Bu paranın yatabileceği belirtiliyor. Bence nasıl bir avantajı var bunun hocam şu anda? Çünkü altın fiyatları da yükseliyor açıkçası. Altın fiyatlarının yükselmesi önemli değil ki. İnsan elindeki altını bir defa yatırıyor. Yatırdığı zaman mesela istediği zaman vadesi bitmeden de bozdurabiliyor altını. İstediği kadar bozdurabiliyor. Mesela 3 ay vade yok mu orada? 3 ay vade olursa var. 3 ay vade olursa eğer 100 tane altın yatırdıysa 100 tane altını 3 ay vadede tuttuysa o 3 tane altını 100 tane altının karşılığı olan paranın faizini alıyor. Tam olarak alıyor. Eğer 10 tanesini satmışsa 90 tanesinin faizini alıyor. Yani ben şunu demek istiyorum. Artık vade içinde de satabiliyor. Yani vade bitmeden de satış imkanı var. Bir de şu var. Yani mesela insan vade sonunda 100 tane altınını tekrar geri almak isterse piyasada alabilecek. Zira Merkez Bankası'nın her gün ilan ettiği, 11'de ilan ettiği altın fiyatları var biliyorsunuz. O altın fiyatlarına bağlı olarak bankalar ödeme yapacaklar normal şartlarda. Aradaki farkı da hazine ödeyecek bankalar. Bankanın TL gibi değil yani. Bankalar alacaklar. Yani ben altın koruması hesabında aynı şekilde döviz korumalı hesap gibi son derece ilgiyle karşılaşacağını tahmin ediyorum kısa süre içerisinde. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı biliyorsunuz. Ne dedi? Kurun dedi, nasıl belini kırdıysak dedi, enflasyonun belini kıracağız dedi inşallah dedi. Bu sene çok büyük bir verim bekliyorum ben. Ekonomide büyük artış bekliyorum. Diğer taraftan bak, ticarette mesela bir kapı kapanıyor ama 3 tane 4 tane kapı açılıyor karşımıza Sedacığım ya. Hakikaten yani ticaret Ocak ayında 20 milyar dolar oldu ya. Tarihinin en yüksek hocam seviyede. Şu anda evet yani onu da size sormak istiyorum. Şu anda sanıyorum ekonomide en güzel şey ihracat, onu anlıyoruz. Evet. Evet. İhracat rakamı 20 milyarın üzerine çıktı. Evet. Bu mesela kredi garanti fonuyla bir 60 milyar yıllık destek de sağlandı. Exim Bank açıldı, bugün Merkez Bankası Başkanı açıkladı. Exim Bank da sürekli COVID'lere ihracat desteği veriyor, kredisi veriyor. Bu Exim Bank'ın verdiği Türk lirası olarak veriyor, döviz olarak alıyor gerisin geriye Sedacığım. Çok enteresan. Yani Exim Bank'ın açtığı bütün dolar kredileri aynı şekilde dolar olarak gerisin geriye geliyor. Bu da önemli bir katkı sağlıyor. 60 milyar lira, 100 milyon liradan başlıyor COBİ'lere verecek, 10 milyon liradan başlıyor kredilere verecek, COBİ'lere verecek krediler. Bu çok önemli bir destek. Yani insanlar ve denetimler de artırılacak anladığımız kadarıyla. Tabii yani şirketlere verilen, ihracatçılara verilen bu kredilerde. Ne kadar çok destek alırsa şirketler otomatik olarak o kadar çok yatırım yaparlar, üretim yaparlar, istihdam artar. Türkiye kazanır normal şartlarda. Peki, ben şu andaki üretimsel olmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Hocam dileriz öyle olur. Gerçekten diken üstünde herkes. Ama yani ülkemize güveniyoruz tabii ki. Peki altınla ilgili tahminlerinizi rica edeyim. Şu anda gram altın 875 ama ons da dalgalı. Ons fiyatları da dalgalı ons açıkçası. Ons da dalgalı işte. Rusya'nın işte altın sattığından söz ediliyor. Ekonomideki sıkıntılar ondan mı düştü? Ondan düştü. Bir de Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell dedi ki 25 bas puanlık indirime gideceğiz Mart'ta dedi. 50 bas puan değil dedi. Yani bu enerji fiyatlarındaki artış karşısında bütün dünya borsaları bu açıklamayı son derece olumlu algıladılar.
faizin artacak olması, işte 15-16 Mart'ta yapacak Amerikan Merkez Bankası toplantısını. Faizin artacak olması tabii altını birazcık olumsuz etkiledi. 1928 dolarda şu anda altın onsu. 1900 dolar üzerinde kaldığı sürece yükseliş devam edecek. Türk lirasında da birazcık kıpırdanma var. Fakat sanki benim gördüğüm kadarıyla şu anda kısa vade için altın zirveye ulaşmış gibi görünüyor. Yani 885 lira falan zirve gibi görüyorum ben. Bu seviyeden sonra birazcık gerisin geriye gelebilir. Yani altın almayı düşünenler şu anda pek almasınlar, birazcık fiyatını durulmasını beklesinler diye ben tavsiye ediyorum. Peki hocam, altını da sormuş oldum. Çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Ekonomi yazarı Necmettin Batırel'e teşekkür ediyoruz, uğurluyoruz. Bizden sonra Pervin Karakullukçu'yla Son Durum programı var. Bu arada Ukrayna-Rusya heyetlerinin görüşmesi başladı, onu da hatırlatalım. Sizlere iyi akşamlar diliyoruz.